Herkese merhabalar. Derece isteyenlere özel yeni nesil soru çözümüyle yani hedefim derece isteyenlere özel soru çözümüyle karşınızdayız. Sonuç senle evladım. Bugün gerçekten beyin yakıcı sorular çözeceğiz. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Süper. Senle beraber bu soruları çözerken bir kere aslında kendi seviyemizi arttırmaya çalışacağız. Biliyorsun ki yeni sınav sisteminde hedefim derece. Soruların aynen soruların bazılarını gerçekten yüksek seviye. Birazcık daha zorlayıcı bekliyoruz. Dolayısıyla bütün soruları yapabilmek için tabii ki en fazla zorlayıcı soruların da çıkacağını bekliyoruz diyorsak bütün soruları yapabilmek için bu zor olacak, üst seviye olacak soruları da yapabilmemiz gerekiyor. O yüzden seninle beraber aslında bu çalışmamızda birazcık daha üst seviye, ileri seviye, ileri düzey soruları çözerekten çatarank diye aslında bütün do soruları doğru yapmayı hedefleyen öğrenciler gibi olmayı hedefliyoruz. Değil mi Tonguç Evet hocam. Şimdi o zaman seninle ilk sorumuza başlayalım. Tabi burada birkaç tane sorumuz var ama ilk sorumuz doğrusal denklemler yani gerçekten soruların zor gelebileceği bir kısımdan. Hemen bakalım. Şimdi demiş ki A, B, C gerçek sayı. Bir de şunu biletmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar yorumlarda her zaman şunu yazıyor. Ya hoca bile 5 dakikada çözdü, 10 dakikada çözdü. Ya burada şunu hatırlamanız gerekiyor. Biz gereken. anlayalım diye uzatıyoruz. Aynen. Hocam? Anlatabilmek için birazcık daha izah ederken zaten bunu ben beynimden okusam 2 dakikada yapabiliriz zaten. Zaten bize Milliyetin Bakanlığı ne veriyor? 2 dakika süre veriyor. Onun için de sağlanır. Ama şunu unutma. Mesela 20 tane soru varsa Tonguç'um 2-3 tanesi bu kadar zor olacak. Veya işte üst seviye olacak. Bu 2-3 tanesini de yaparsan zaten hani daha fazla net yaptığın için zaten herkes işte bir 10 tanesini 15 tanesini yapabiliyor. Ama 16, 17, 18, 19'a 20'ye çıkabilmek gerçekten birazcık zor iş. İşte onu yapabilmek için ise bu 2-3 tanesini de yapabilmek gerekiyor. İşte o 2-3 tanesine de diğerlerine mesela 1 dakika, 1-3 dakika verdiğin zaman 2-3 tanesine de bazen sınavda 2,5-3 dakika ayırman gerekecek. Ve ben sana bunları izah edebilmek için birazcık daha bir 5 dakika, 6 dakika, 7 dakikada çözebiliriz. Onu da işe şu eniştirmek. an bile 2 dakika oldu hocam. Aynen şu an bile 2 dakikamızı geçti. Gerçekten Boşu boşuna zaman Hayır, bu hemen güzel oldu. A, B, C gerçek sayı. Tamam sayı sayıda demek istiyor. A eşit değildir sıfır. B eşit değildir sıfır olmak üzere. AX artı BY artı C eşittir sıfır biçiminde yazılabilen. He, şöyle bir şey yazmış. Biçiminde yazılabilen. E, doğrusal denklemlerin grafikleri bir doğru belirtir. Buna bize biliyorsun ki Milliyetin Bakanlığı artık bilgileri veriyor. Bilgiyi vermiş. Elektrikler kesildiği için evinde iki farklı cins mum mu yakan Murat e, beşer dakikalık aralıklarla mumların boyunu ölçerek not almıştır. Tamam. E not aldığı değerlere bakarken mumların boy uzunluklarıyla geçen süre arasında belli bir ilişki olduğunu fark etmiş ve bu ilişkinin grafiğini şekilde gibi çizmiştir. Bak Tonguç'um birinci mum gitgide azalıyor. Ne olmuş? Mumun boyu normal, normal neymiş? 550 milimetreymiş. Sonra ne olmuş? Azalmış, 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 azalıyor ki devam ediyor. Sonra beşer dakika aralıklarla ölçmüş. Falan filan. Bak aynı şekilde ikinci mum da azalmış azalmış azalmış. Bir yerde azalıyor sürekli. 150 milimetreden başlamıştı Tonguç evladım benim. Ve azalarak gidememiş. Buna göre kaçıncı dakikada Murat'ın yakmış olduğu mumların boy uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söylenir Bir kere e, Tonguç evladım benim mumların boy uzunluklarının eşit olmasını söylüyor. Şimdi. Biz de demiştik buna x diyorduk. Bu eksen x'te bu eksende y idi. Biz bir doğrusal denklemde formülümüzü her zaman çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Y eşittir. Y eşittir. Bak burası çok önemli. Başlangıç. Başlangıç. Şimdi Tonguç'um buradaki mumlar ne oluyor? Gitgide azalmıyor mu evladım? Evet hocam. Ha, azaldıkları için diyeceğiz ki bu azalınca bu eksi diyoruz artık. Değişim çarpı x diye bir formülümüz vardı. İlk başta bu formülümüzü hemen hatırlayalım. Çünkü bizim bu soruyu çözebilmek için hatırlamamız gereken gerçekten yegane bir şey varsa tek bir şey varsa o da bu formül. Buradan sonra zaten mumun azaldığını biliyoruz ya deminkinde artsaydı eğer burası artı olacaktı ama azaldığı için de değişim çarpı x. Bu değişiminde manası birim zamanda değişimini bunu hatırladık. Tamam şimdi hemen sorumuza gidiyorum. Bak buradaki ilk mumun yani birinci mum için bu olayı yazmak istiyorum. Y eşittir yani mumun boyu aslında bak mumun uzunluğu aslında. Hemen yazın başlangıcı neymiş? 550. 550. 550 eksi değişim neymiş? Şimdi tonuş burada birazcık e, kafa kaşı. Değişim dediğimiz şey her zaman ama her zaman birim zamanda olması gereken bir şey. Birim zamandaki değişimi bir hesaplamak için hemen şöyle yapalım. Değişimi hesaplamak için hemen şuradaki adamın noktasına bakalım. Bak adam e, buradan sıfırdan elliye gidince yani 50 dakika geçtiği zaman 50 dakika geçtiği zaman 550'den 450'ye düşmüş. Ha. O zaman diyor birinci mum için 50 dakikada ne kadar azalmış? 550'den 450'ye düştüğü için 100 milimetre azalmış. Zaten burada milimetrede de boy cinsini vermişiz. De. O zaman Tonguç Evren Bey'im 1 dakikada ne kadar azalır? Hemen onu hesaplayalım bakalım. Hesaplayalım hocam. 1 dakikada bunun 50'ye böldüysek bunu bunu da 50'ye böleceğiz. 2 milimetre diyeceğiz. İşte buradaki değişim budur Tonguç Evren Bey'im. Değişim dediğimiz şey 1 dakikadaki değişim. Yani 2'dir diyebiliriz. O zaman diyorum ki 550 eksi 2 çarpı x'tir aslında bu formüle göre. Y eşittir 550 eksi 2 çarpı x. Birinci mumumuzun, birinci mumumuzun aslında doğrusal denklemini oluşturmuş olduk. Şimdi gel ikinci mumun doğrusal denklemi oluştur Zaten bunları yaptıktan sonra soru bitecek. İkinci mumun doğrusal denklemi y eşittir yine. Neydi? Başlangıçla başlıyoruz. Başlangıç bak burada ikinci mumumuz 150 ile başlıyor. O zaman 150 eksi diyorum. Ve buradaki birimsel şeye baktığımız zaman adam 150'den böyle azalmış adamı şu noktayı okuyabiliyoruz ya. Şu noktaya kadar. Dikkat et, 125 dakika geçmiş. O zaman diyorum ki 125 dakikada 125 dakikada ne kadar azalmış? 150'den 100'e gelmiş. Yani aslında 50 milimetre azalmış diye biz değişim dediğimiz şey bu. Ama ne yapmamız gerekiyor bizim? Bir dakikadakini bulmamız gerekiyor. Bir dakikadakini bulmak istiyorsak, bir dakikadakini bulmak istiyorsak, bak bunu ne yaptık? 125'e böldük ya. Bunu da 125'e böleceğiz. 50 bölü 125 diyeceğiz. Aynı burada 125 dakikada 50 ise, bir dakikada bunu 125'e bölmemiz gerekiyor. 50 bölü 125. Bunu sadeleştirir mi Tonguş Evrem senle evet, beraber? Hocam. Hemen ikisini de 25'e böldüğümüz zaman, 25'e bölersek 50'yi 2 çıkar. 25'e bölersek 125'i e 5 çıkar. O zaman 2 bölü 5 değişim aslında dediğimiz şey. Bak 1 dakikadaki değişim 2 bölü 5 milimetre olacak. Buradaki değişimi de bulduk. O zaman diyorum ki 2 bölü 5 çarpı x. Dediğim dediğim şeyi şey yaptım. Başlangıcı yazdım, 150 idi başlangıçta. Sonra her bir dakikada 2 bölü 5 milimetre değişiyor. Onu buradan bulmuştum zaten. 2 bölü 5 değişim çarpı x dedim. Yerine koyduktan sonra diyorum ki tamam o zaman. Bu mumların ne olmasını istiyoruz? Mumların boy uzunluklarının birbirine eşit olmasını istiyoruz. O zaman diyorum ki bu mumun boyunun bu mumun boyuna eşit olmasını istiyoruz. Zaten y dediğim şey mumların boyuydu. O zaman 550 eksi 2x'in 550 eksi 2x'in eşittir. 150 eksi 2 bölü 5 x'e eşit olmasını istiyorum Tonguç Evladım Sonrasında yapacağım şey matematiksel denklem çözümü. Denklem çözümü senle beraber yapalım. X'leri bir tarafta normal sayıları bir tarafta topluyorum. Bu 150'yi bu tarafa atıyorum. E, burası artı olduğu için başında bu bir tarafa geçince eksi oluyor. 550 eksi 150 eşit de diyorum. Bu eksi 2x karşıya geçerse eğer artı 2x'e geçer. Artı 2x eksi 2 ee, bu ikisini çarparsam bunun altında görünmez bir, bir vardır. 2x bölü 5 çıkar diyoruz. Şimdi sonrasında denklem çözümünü yaparsak eğer bunun paydasında görünmez bir vardır. Bunu 5 ile genişletmem gerekiyor Tonguç Evren Bey'im. Ee, son durumda bundan bu çıkarsa ne olur? Tabii ki 400 çıkar. Eşittir. Ee, bunu genişlettiğim zaman 10x bölü 5 Eksi 2x bölü 5 çıktı. O zaman 400 eşittir 8x bölü 5 çıktı Tonguç. Sonra paydasında 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 400 çarpı 5 e, 2000 çıkar Tonguç evlenme. 2000 eşittir 8x çıkar. Her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman 2000'i 8'e böldüğümüz zaman karşımıza çıkan sayı da 250'dir Tonguç. Yani bizim bulduğumuz x dediğimiz şey buradan 250 çıktı ya x eşittir 250. x neydi Tonguç evladım benim bak x geçen süre dakikaydı. Yani 250 dakika sonra mumların boy, boylarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sonra boy uzunlukları birbirine eşit olur diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Evet, yukarıda bir kenar uzunluğu bir birim olan karelerle oluşturulan bu kısa bir soruya benziyor ama birazcık e, örüntü bilgisi, daha doğrusu akıl yürütme gerektiriyor. Hani diyoruz ya bazen, tamam bazen uzun soru çıkmayabilir ama sorunun zorluğunu kısa soru olsa dahi birazcık daha akıl yürütmeyi arttıraraktan sorabilirler ki zaten bu da öyle bir soru. Bakalım, yukarıda bir kenar uzunluğu bir birim olan karelerle oluşturulan örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. Tamam. Buna göre kaçıncı adımda eklenen karenin tüm köşelerinin koordinatları toplamı 68 olur demiş. Ha. Mesela ee, mesela şöyle düşünelim. Şuradaki bir kareye baktığımız zaman ee, şuradaki bir karenin köşelerine baktığımız zaman her bir kenarı her bir köşelerinin koordinatları toplayacağız ya. Mesela burası eksi 3 eksi 5 noktası ise yani. Hemen bu tarafına gittiğimiz zaman sağa doğru bir adım gittiğimiz zaman ne olur Tonguç Evren benim sağa doğru bir adım gittiğimiz zaman e, ee, x'i bir tane artar. Eksi 3 de x'i o zaman eksi 2 olacak. Eksi 2 virgül ama yukarı aşağı değişmediği için eksi 5 olacak. Şimdi ben burada bir tane yukarı gittiğim zaman yine ek, x e, eksi 2 olacak. Yukarı aşağı değişmiyor. Sadece yukarı aşağı bir tane artıyor o zaman eksi 4 olacak. Çünkü burası eksi 5 ise eğer bu eksi 5'e denk geliyorsa burası da eksi 4'e denk gelecek falan filan. E, buraya baktığımız zaman Tomuç evladım benim e, buradaki de bunun yani buradaki noktanın bir tane yukarı çıkması yani y'sinin artması demek. Eksi 3'e Eksi 4 demek aslında diyebiliriz. Şimdi sen sadece bu ilk kareye baktığımız zaman bu ilk karenin koordinatları toplumuna baktığımız zaman ne demiş? E, demek, buna göre kaşına da eklenen karenin tüm köşelerinin koordinatları toplamı. Yani eksi 3 eksi 5 eksi 3 e, artı eksi 5 artı eksi 2 artı eksi 5 artı eksi 2 artı eksi 4 artı ee, eksi 3 e, artı eksi 4 bunları topladığım zaman garip bir sonuç çıkıyor hemen bakalım senle beraber eksi 3 eksi 5 eksi 8 eksi 10 eksi 15 eksi 17 eksi 21 e, eksi 24 e, e, eksi 28 çıkıyor bak ilk karede ek, ilk karede bulduğumuz sonuç eksi 28 bu birinci kare için Tonguç evladım benim He, bu adam birinci karede eksi 28 çıktı. Peki ikinci kareye hesapladığım bir örüntü oluşturacağız. Hiç merak etme burada çok güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi bu nokta eğer eksi 1'e eksi 2 noktasıysa Tungucuğum tam şu nokta nedir dersen şu nokta e, dikkat ettiysen bak e, bu bir tane sağ gitmiş. O zaman yine eksi e, eksi 1'de artık sıfıra sıfıra eksi 2 noktası yine aynı yükseklikte çünkü aşağılıkta. Geldik bunu bir aşağı iniyoruz yine 0'a e, e, eksi 3 olacak. Bunu bir aşağı inersek eğer eksi 1 eksi 2 iken eksi 1 eksi 3 olacak. Eksi 1'e eksi 3 olacak diyoruz. Şimdi bu noktanın koordinatlarını toplayalım senle. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Ondan sonra 0 var. Eksi 2 var. Ondan sonra 0 var. Eksi 3 var. Sonra eksi 1 var ve eksi 3 var. Şimdi bunları topladığımız zaman e, bu ikisi eksi 3 eder. Eksi 5 e, eksi 8 e, eksi 9 12. 12 çıktı. ikinci noktamızın. ikinci karemizin. ikinci karemizin sonucu. 12 çıktı. Üçüncü kareyi bulduktan sonra zaten bir örüntü çıkıyor. Merak etme. O örüntüyü seninle beraber yakalayacağız. Dondurucu. Dikkat edin. Eksi 2'ye e, var. 2'ye eksi 1 ise bu nokta. Bunun bir yukarısı 2'ye 0 olur. Bir solu 1'e 0 olur. Bir aşağısı 1'e eksi 1 olur. O zaman hemen böyle çat diye öteleyerekten aslında noktayı. Çünkü kare olduğu için buraların her birisinin bir birim olması gerekiyor. Şimdi bu noktaların koordinatlarını soruyorum. 1, 0, 2, 0, 2, eksi 1, 1, Eksi bir. Bunları topladığımız zaman bunlar zaten birbirini götürdü. Ee, bu x e, bunu da bu birbirini götürdü. 2 2 4 eder tomuçum. Bu bulduğumuz şey ise üçüncü kare. Şimdi bir örüntü yakalayabiliyor muyuz acaba? Bunu tekrar edelim. Bak, eksi yirmi sekizdi. Sonra ne oldu? Eksi 12 çıktı. Sonra ne oldu? 4 çıktı. Bundan sonraki bak bu birinci kare, bu ikinci kare, bu üçüncü kare. Yani aslında hani örüntülerde var diye birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde ilerliyordu. Biz bunu ne yapmak istiyoruz? Öyle bir adım var ki burada. Buna ne diyelim? Artık ikinci adım diyelim. Ki zaten bilmiyoruz bunların hangisi olacak ona bakalım. Bunun 68 olmasını istiyoruz. Bu tarz örüntülerde yapmamız gereken şey istersen sayarak bulabilirsin. Zaten hani e, kaçıncı adımda eklenen kare dedim? Bu birinci adımdı. İkinci adımda ne değişti dikkat ettiysen. Eksi 28'den eksi 12'ye 16 tane arttı. Eksi 12'den artı 4'e 16 tane daha artmış olması gerekiyor. Ki zaten gerçekten de öyle. Eksi 12 ile 4 arasında kaç var? 16 var. 16. Dolayısıyla hep 16 artarsa, istersen sayalım, dördüncü adımda, dördüncü adımda aslında bizim bulacağımız sayı 4'e 16 ekle 20 olur. Beşinci adımda e, 20'ye 16 ekle 36 olur. Altıncı adımda 36'ya 16 ekle 52 olur. E, yedinci adımda ise yedinci adımda ise e, 52'ye 16 ekle 68 olur. Bak işte biz cevabımızı bulmuş olduk. Yedinci adım cevabımız. Aa adam size ki. 1.68 olur deseydi o zaman işte örüntü yöntemlerini bulduk. O zaman gerçekten soru gayet zorlaşırdı. Gayet zorlaştığından dolayı hani onu da göstereyim sana. Orada da şu mantığı kullanırız. Örüntülerde kaçar kaçar artıyor. Bu 16 16 artmıyor mu Tonguç Erdoğan Evet. 16 16 artıyorsa örüntünün kuralı denilen bir şey vardır. Örüntünün kuralı e, nasıl yazılır biliyor musun? yapmamız gereken şey ilk başta e, kaçar kaçar artıyorsa 16 ise 16 çarpı ne yazacağız? Yani 16 ne? ilk terim ne Tonguç Evlen benim? 28. Eksi 28. 16'ya ne yaparsan eksi 28 eder. E, 16'dan e, 28 e, eksi 28'e düşebilmek için 44 e, tane 44 tane çıkarmamız gerekiyor. Harika. 16 ne eksi 44 dememiz gerekiyor işte. Dolayısıyla bu genel kuralı ise eğer bu genel kuralı ise eğer e 68 14 30 da 44 doğru bu genel kuralı ise eğer diyorum ki buna 68 olabilmesini için acaba en kaçıncı adımda olmak zorunda diye soruyorum sonra diyorum ki 16n eşittir 68 artı 44 diyorum. O zaman 16 n eşittir 112 çıkıyor ve n eşittir her iki tarafı 16'ya böldüğümüz zaman 7 çıkıyor. Buradan da cevabı ulaşabilirsin. Hiç fark etmez. Önemli olan e, sınavda en kolay yoldan sonuca ulaşabilmek. Ama tekrar söylüyorum bak burada birer birer olduğu için her seferinde bir bir öteleyerekten cevabı bulmuş olduk diyoruz. Evet geldik bir tane daha beyin yakıcı soru. Artık bitiriyoruz merak etme. Ama gerçekten Ama çok işte güzel soru. Su varmış fazla yanmayacak. Aynen kız. su yanmayacak. Evet. A kök B A kare B'dir. Zaten bu zaten bildiğimiz bir şey. Ama Milliyetin Bakanlığı ne yapmak zorunda? Yeni tarz sorularda vermek zorunda. Ayrı tuzunlukları A, B, C olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C formülüyle bak prizmanın hacmini daha göstermese bile bu formülü vermek zorunda. Hesaplanır tamam. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen prizması biçimindeki bir kutunun farklı yüzleri, vera, yüzleri taban olduğuna olduğunda demiş içindeki suyun yüksekliği görülmektedir. Tamam. Buna göre prizmanın hacmi kaç santimetre küpü demiş. Şimdi bak farklı üzerinde e, bunu, bunu yatırdığım zaman böyle duruyorsun. Bunu yatırdığım zaman başka türlü yatırdığım zaman böyle duruyorsun. Ha. Şimdi Tonguç'un um bak e, ayrıt uzunlukları A, B, C demiş ya. Bu ayrıtına A diyelim. Bu ayrıtına B diyelim. Bu ayrıtıda C olsun ama zaten C'yi vermiş bize hiç yazmamıza bile gerek yok. Hani C dediğimiz şey aslında bu. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir kök 32'yi biz yalınlaştıralım. Kök 32 dediğimiz şey aslında 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2 şeklinde çıkabilir. Tamam. Ee, kök 8 dediğimiz şey. Bunu da bir yalınlaştıralım bakalım buradaki. Ee, bu aslında 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2 şeklinde çıkarır. Şu kök 288'e bir yalınlaştıralım. Kök 288 dediğimiz şey aslında 144 çarpı 2 olduğundan dolayı 288. 144 12'nin karesi olduğu için 12 kök 2 diye çıkar. Ha, bunları bir sadeleştirdim. Kök 2 zaten aynen kalır. Daha çıkacak bir hali yok. Bunu yazdıktan sonra diyorum ki şu prizmanın hacmi aslında şudur. A çarpı B çarpı kök 288'dir. Kök 288'dir. O zaman A çarpı B çarpı 12 kök 2'yi arıyorum ben. Benim bulmak istediğim şey bu. Ben bunu bulabilmek için, bu hacmi bulabilmek için neyi bulmalıyım? A ve B'yi bulmalıyım. Değil mi Tonguç Evren? hocam. A ve B'yi nasıl bulacağım? Ha, şimdi ben bunu yatırdığım zaman, bunu yatırdığım zaman ee, diyorum ki e, şu e, şey C dediğimiz şey şuraya gelsin. Yani kök 288 buraya gelsin. Yani o neydi kök 2? 12 kök ya. 12 kök 2 buraya gelsin. E, burası A olsun, burası da B olsun diyor. Salıyorum, tamam mı? Şimdi e, eğer böyle olursa şimdi şuradaki, buradaki, hem bunu yatırdım. Şimdi bir de başka türlü yatırıyorum. Bu da yine 12 kök ki buraya gelsin. Burası bu sefer B olsun, burası bu sefer A olsun şeklinde bak. Farklı yüzlere yatırdım. Burada 12 kök 2 B yüzünün üstünde. 12 kök 2 ile B yüzünün üstünde. Burada 12 kök 2 A yüzünün üstünde. Burada A B yüzünün üstünde. Sonuç burada şunu unutma. Eğer sen şu suyun hacmini hesaplamak istiyorsan sana çok önemli bir şey göstereceğim. Şuradaki su, şuradaki su aslında dikkat ettiysen şuradaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kadar değil mi Allah aşkına suyun hacmi? Evet hocam. Heh, bu dikdörtgenler bu da dikdörtgenler prizması bak. Büyükte dikdörtgenler prizması su da şu anda dikdörtgenler prizması hacminde. O zaman ben bu suyun hacmini hesaplamak istiyorsan su diyorum. Bak buraya suyun hacmi diyorum hatta o renkte yazayım ki. Suyun hacmi eşittir diyorum. E, taban alanı buradaki dikdörtgenler prizması tabanı A çarpı B yani çünkü bir dikdörtgen aslında A çarpı B çarpı yüksekliği. Yani A, B ve C dediğim şey aslında burada bu kadar. Kök 32 kadar yani burası. O zaman diyorum ki A çarpı B çarpı kök 32 neydi Tonguç evlenmem? 4 kök kiydi. Ha bunu yazdım. Bunu bir kenara yazdım. Sonra diyorum ki ya buradaki suyun hacmi de hesaplayalım. Bunu yatırdığım zaman aynı su olmayacak mı Allah aşkına? Evet hocam. O zaman buradaki suyun hacmi hesabı, Yine aynı su. Yine aynı su. Burada şöyle diyorum bak. Bu dikdörtgenin üzerinde olduğu için ilk başta tabanı yani A ve 12 kök 2. A çarpı 12 kök 2 çarpı yüksekliği de burada vermiş. Kök 8. Kök 8 kaçta 2 kök 7. Ha bu da aynı şey. O zaman aynı şeyi ben bahsediyoruz bu ikisinde değil mi Tomuş? Evet hocam. Şimdi bir de şöyle yapalım. Bir de aynı suyu hesaplıyorum. Bu sefer bu tabanın üzerine oturtulmuş. Dolayısıyla 12 kök 2 ile B tabanın üzerinde. E, o zaman B çarpı 12 kök 2 çarpı şuradaki yüksekliği de bu kadar. Yani kök 2 kadar diyorum bunların üçünün de aynı olduğunu hesaplarsak eğer soruyu net bir şekilde çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Hemen göstermek istiyorum sana. Şimdi diyorum ki e, bu aslında bununla şu anısında şu anla Bak A çarpı B çarpı 4 kök 2 eşittir. Bu ikisini birbirine eşitleyeceğim bak. Eşitle yapıyorum. E, A çarpı 12 kök 2 çarpı 2 kök 2 değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman ağlar sadeleşti mi evladım? Evet hocam. A'lar sadeleşince geriye ne kaldı bak. B çarpı 4 kökki eşittir. 12 kökki çarpı 2 kökki etti. 12 kökki çarpı 2 kökki hiç çarpmadan her iki tarafı 4 kökkiye bölelim. 4 kök 2'ye böldüğümüz zaman her iki tarafı 4 kök 2'ye böldüğümüz zaman buradan ne kaldı? Çat B kaldı. B eşittir. Bak 12 kök 2 ile 4 kök 2 birbirine sadece kökler zaten sadece. 12 bölü 4 3 eder. 3 kere 2 kök 2 de 6 kök 2 eder. O zaman ben B kenarının ne kadar olduğunu hesaplamış oldum. Şimdi bir de şu ikisini eşitleyeceğim. Bak bu sefer bu ikisini eşitleyeceğim. Hatta bunu da farklı bir renkle yapalım. Bu sefer bu ikisini eşitliyorum. Diyorum ki A çarpı B çarpı 4 kök 2. 4 kök 2 eşittir. B çarpı 12 kök 2 çarpı kök 2 diyorum. Sonra B'ler sadeleşti ve sadeleşti. Evet. Her iki tarafı yine 4 kök 2'ye bölüyorum. Aynı demin yaptığım gibi 4 kök 2'ye böldüğüm zaman bunlar sadeleşti. O zaman burada ne kaldı? A eşittir. Bu 4 kök 2 ile 12 kök 2 zaten kökler getiriyor. 12 4 3'tür. 3 ile kök 2 çarpılsa 3 kök 2 çıktı. A'yı da bulmuş oldum. E zaten benim bulmam gereken neydi hacim için? E, A ve B A ve B ile bir de 12 kök 2'yi çarparsam hacmi bulmuş oluyordum. O zaman hemen seninle beraber yapalım. A 3 kök 2 çarpı B'yi bulmuştuk. 6 kök 2. bir de 12 kök kiri çarpmam gerekiyordu bunu. Bu 3'ünü çarparsam eğer ben. E, dikkat et. 6 kere 3 18. 18 çarpı 12'ye bakarsak. Tonguç evladım benim 18'e 216 eder. E, 216 çarpı kök 2 çarpı kök 2. Ee, şey eder e, iki eder e, çarpı 2 diyorum bir de kök ki burada var o zaman 216 çarpı 2 de 432 eder 432 kök ki cevabımızdır Adana. yani cevabımız Adana'dır diyoruz. Bu tarzda soruları yaparaktan birazcık kafamızı genişletiyoruz, geliştiriyoruz ve bu sayede sınavda karşımıza ne çıkarsa çıksın. Beraber bir şekilde yapacağız. Bu arada e, hedefim e, derece denemelerimiz de geliyor. Hedefim derece denemeleri de tam gerçekten de derece isteyenlere özel. O geldiğinde de merak etmeyin size göstereceğiz, tanıtacağız ve bununla da beraber sınava en iyi bir şekilde çalışacağız. Artık en yüksekleri hedefleyeceğiz diyoruz hedefim derece denemeleriyle. De. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um yorumlara yolla hadi bakalım. Sağ olun hocam.